İlim öğrenmenin önemi. Muaz bin Cebel radiyallahu anh şöyle diyor. İlmi öğreniniz. Çünkü Allah Celle Celaluhu için ilim öğrenmek, Allah Celle Celaluhu'ndan korkmaktır. İlim talep etmek ibadettir. İlmi müzakere etmek tesbihtir. İlmi araştırmak cihattır. İlmi öğrenmeyenlere öğretmek sadakadır. İlmi ehline vermek, Allahu Teala'ya yaklaştırıcı bir ameldir. Çünkü ilim, Helal ve haramın nişanlarıdır. Ehli cennetin yolunun belirtileridir. Vahşet devrinde insana dosttur. Gariplik devrinde insanın arkadaşıdır. Tenhada insanla konuşan nesnedir. Genişlikte de sıkıntıda da insanın önderidir. Düşmana karşı insanın silahıdır. Dostlar yanında insanın süsüdür. Allah Celle Celaluhu onunla bazı kavimleri yüceltiyor ve onları hayırda önder ve imam yapıyor. Onların eserlerinden istifade edilir, insanlar onların fiillerine uyar ve onların reyleri kafi gelir. Melekler onların dostluklarını istemektedirler. Kanatlarıyla onları sıvazlamaktadırlar. Yaş, kuru hatta denizdeki balıklar, yerdeki haşerat, sahralardaki yırtıcı ve ehli hayvanlar ilim sahiplerine af talebinde bulunurlar. Çünkü ilim, cehaletten ölen kalpleri diriltir, gözlerin ışığıdır kul ilimle en yüksek mertebeye varır. Dünya ve ahirette en yüce kemale erer. İlmi düşünce oruç tutmaya denktir. İlimle akraba hakkı gözetir ve iyi kötüden ayırt edilebilir. İlim amelin önderidir. Amel de ilmin takipçisidir. İlim ancak saadet sahibi kişiye nasip olur. Şaki ve bahtı kara olanlar ondan nasip alamazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde iki kardeş vardı. Birisi sanatkardı, diğeri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda durur, ilim öğrenirdi. Sanatkar kardeşini Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şikayet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanatkara hitaben, ''Umulur ki sen onun sayesinde rızıklanıyorsun.'' dedi. Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatü Sahabe, 3. Cilt, sayfa 434-435, 23 Aralık Mevlana Takvimi.